Ay anneciğim şu bacakların güzelliğine bak. Ben seni yerim ya. Ne yaptı oğlum? Halit'ciğim şunu bir atar mısın sana zahmet? O çekmecede tulumu var. İkinci çekmecede onu da ver. Giydireyim, çorap da alayım. Uyku saati geldi oğlum. Al bakalım. Oğlum. Gel bakayım. Gel. Dur, dur oğlum. Dur, dur, dur. Gece çok güzeldi. Evet ya, annemin aklına geldi. Benim hiç aklıma gelmedi diş budayı kutlamak. İyi ki söylemiş. Evet. Uzun zamandır ben de çocuklarımla beraber değildim. İyi oldu. Teşekkür ederim. Ne için? Beni çağırdığın için. Halit'ciğim sen bu çocuğun babasısın. Halitcan'ın Halit'isin. Bu tip şeylerde tabii ki görüşeceğiz. Yıldız. Sadece davet ettiğin için değil. Her şey için teşekkür ederim. Yıldız. Bugünlerde herkes bana sırtını çevirdi ama sen benim yanımda oldun. Teşekkür ederim. Abartılacak bir durum yok canım. Sen şimdi bu aralar çok duygusallaştın. Abartılacak bir şey yok gerçekten. Değil mi anneciğim? Dur. Abartılacak bir durum var. Ben senin bu yaptığın iyiliği asla unutmayacağım. Zamanında ben sana kötü davrandım, bağırdım, çağırdım. Kalbini kırdım, özür dilerim. İçine biri kaçmış gibi konuşuyorsun Halit. Ben de içimde kalsın istemedim. Yarın ne olacağı belli değil. Ay korkutma beni, niye öyle dedin? Hiçbir şey olmayacak. Baksana. Neredeydim, ne hale düştüm. Belki bir gün beni affedersin. Ben seni affettim. Vallahi bak, gerçekten affettim. Sen hiç böyle şeyleri düşünme. Tamam mı? Moralini de bozma, her şey geçer. Vallahi gel bak. Bak oğlunun güzelliğine bak. Gel bak. Oğlum sen neyle besliyorsun bunu? Aa, çocuk çok sıcak. Öyle mi? Dur bakayım. Gel bakayım oğlum. Aa, ateşi mi var? Biraz var ama. Ateşim var anneciğim. Bana ver. Anneciğim ateşim mi var? Sen telaşlanma. Ay ne yapacağız? Dişindendir otur. Derece var mı? Dur bakayım. Dur oğlum. Dur yavaş, yavaş. Dur. Yavaş Yıldız. Yıldız. Babamı gördünüz değil mi yemekte? Ne kadar böyle duygusaldı. Ben bir ara ağlayacak falan sandım. Sağ ol Aysel'cim. Ne duygusallaşması, ne ağlaması ya? Allah Allah. Kahroluyor adam, görmüyor musunuz siz? Niye kahrolsun ya? İş bulmak ayıp bir şey mi? Niye yani? Ya Lilacığım, bir mantıklı düşün. Babam gibi bir adamın kızının biri gidiyor kitapçılarda çalışıyor, öbürü gidiyor kafelerde çalışıyor. Bu olabilecek bir şey mi ya? Ablacığım bence sen işe falan girme. Sen niye bana taktın ya kafayı? Ya çünkü sinirlerin bozuk duruyorsun ya. Ne oldu sana? Sen ne kadar kibirli bir insanmışsın aslında. Paramız bitince her şey ortaya çıktı. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ha? Ne biçim konuşuyorsun? Alışık değilim ben. Anladın mı? Yapamıyorum ben. Alışık değilim. Beceremiyorum yani. Kızlar ne oluyor? Yavaş olun. Nazarlara mı geldiniz? Ya ne yapayım ama ya? Ben ne kadar moralimi yüksek tutmaya çalışırsam çalışayım, sen bir şekilde bütün hevesimi kaçırıyorsun. Ben çok mu mutluyum sanıyorsun? Ben de üzülüyorum. Ama en azından çaba sarf ediyorum değil mi? Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece şikayet ediyorsun. İyi. Sen böyle Pollyanna gibi burada otur. Sefillik içindeyiz. Sefalet içindeyiz. Ya abla öyle deme. Baba. Hiç öyle demek istemedim ben. Bu Lila beni çok sinirlendirdi. Öyle ağzımdan çıktı. Hiç senin ilgisi yok. Gerçekten. Hiç yok yani. Halitcan biraz ateşlendi de Yıldız hastaneye götürelim diyor. Ben bir bakayım. Şey yani bir şey yok bence de işte Yıldız çok telaşlandı. Onun için hastaneye götürmemiz lazım yani. Biz de gelelim babacığım seninle. Evet baba biz de gelelim. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Senin sabah okulun yok mu? Şoför Mehmet burada değil mi? Burada galiba. Tamam, o seni eve bıraksın. Ama biz gelelim, olur mu babacığım? Sen arabada yer yoktur belki, bizi bırak. Tamam, öyle olsun.